Yücel Bey, deməli bu son proseslər Türkiyənin hadisələrdə daha aktiv rol oynadığını göstərən amillərdir. Məsələn, taxıl koridorunun açılmasından danışa bilərik. Eyni zamanda Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri Türkiyənin hər iki tərəfi sülhə çağırışından danışa bilərik. Yeni bir addım atıldı, yeni bir tendensiya yarandı. Taxıl artıq bütün ölkələrə satılır və bütün ölkələrə daşınır. Türkiyənin təşəbbüsüylə. Bu arada yeni bir dönem başladı deyə bilərikmi? O baxımdan ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi bitəcək və sülhlə yekunlaşacaq. Artıq yeni bir tendensiya formalaşır. Yəni, mən şöyle düşünüyorum. Peki, bu adım barışa gidən yolu, ateşkese gidən yolu açan bir adımdır. Fakat savaşın dayandırılması ve sulhe giden yolu sağlayıp sağlamayacağını biz önümüzdeki günlerde daha net görebiliriz. Aslında dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İstanbul'daki bu merkezi yerinde görmesi, bir gemi üzerinde bu nezaret etmesi hususu, ondan önce yapılan seferle beraber değerlendirilmesi, kıymetlendirilmesi gereken bir husus. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ukrayna'da Zelenskiy ile görüştüler. Bu görüşmede ağırlıklı olarak bu yaklaşık 25 milyon ton Ukrayna tahılının hızlandırılması konusunda görüşülmekle beraber görüşülen esas konulardan birisi de biraz önce sizin de haberde ilettiğiniz gibi Rusya'nın tahılının ve gübresinin de dünya pazarlarına açılması, dünyada önümüzde yaklaşan kış döneminde bir açlık ve sıkıntı çekilmemesi ve fiyatların düşmesi konusu görüşüldü. Bu önemli. Bu bence Rusya'nın da tahıl ve gübresinin dünya pazarlarına ulaşması ateşkesi hızlandıracaktır. Bu önemli bir konu. Diğer bir şekilde aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri buradaki savaşın kazananın olmadığını fakat barışın da herkesin kazanacağı vurgusuyla İstanbul'da yapılmış olan ve şu an kesilmiş olan Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin tekrar başlaması, akan kanın, gözyaşının durması ve enerji ve gıda güvenliğinin daha kontrollü hale getirilmesini konuştu. Ama Rahman Bey, şöyle bir husus var. Bugün Rusya-Ukrayna muharebesinin başlamasının 179. günü. Yarın 6 ay olacak. 6 ay. Dile kolay. 6 ay oldu ama maalesef bütün dünya, Amerika Birleşik Devletleri dahil, Batı dahil, Rusya-Ukrayna savaşı ile artık ilgilenmiyor. Dikkatinizi çekiyordur. Artık herkes neyle ilgileniyor? Doğalgaz ve enerjinin kendi ülkesine gelip gelemeyeceği ve bu kış sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı ve enerjinin yanı sıra gıda güvenliğiyle ilgili hususları konuşuyor. Sizin sorduğunuz soruya ben kısmi evet diyebilirim. Bu adımlar mutlaka ateşkese giden tetikleyecek, prosesi tetikleyecek. Fakat hem Zelenski'nin konuşmaları hem de Rusya'nın kendi siyasi ve askeri hedeflerini elde edememiş olmasından dolayı bu savaşın bir süre daha devam edeceğini ve ben Türkiye'nin samimi, içten bir taraf bir şekilde yaptığı girişimler ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini de buna dahil etmek gerekiyor. O da çok yoğun gayret gösteriyor. Bir sonuç alınabileceğini değerlendiriyorum. Bey, hazırda bütün dünya üçün əsas prioritet məsələlərdən biri ərzaq təhlükəsizliyidir. Burada da taxıl dəhlizi xüsusi rol oynayır. Türkiyənin təşəbbüsü böyükdür və Türkiyənin rolu böyükdür bu dəhlizin açılmasında. Bizə maraqlıdır ki, taxıl sazişinin davamlı olması nədən asılıdır? Yəni, bir aydan sonra biz bu mövzuları yenidən danışa bilərikmi? Dəhliz bağlandı və müəyyən ölkələr yenə də ərzaq çatışmazlığından əziyyət çəkirlər, taxıl böhranı ilə qarşı-qarşıyadılar. Bence biz bu konuyu görüşmeyeceğiz ve bu devam edecek bir prosesiz. Artı sizin de demin vurguladığınız gibi temel konulardan birisi Rusya pazarındaki tahılın ve dünyanın
neredeyse gübresinin %30-40'ını temin eden Rusya'nın gübresinin ondan sonra dünya pazarlarına açılması devam edecek. Verdiğiniz rakamları tekrar hatırlatacak olursak yaklaşık 700 bin ton 51 tane gemiyle bu faaliyet yapıldı. Sırf Ukrayna'nın tahıl potansiyeli 25 milyon ton. Dolayısıyla eğer bu saziş bağlanırsa, bu koridor bağlanırsa, yeniden bir anlaşmazlığa geldiği takdirde başta 3. dünya ülkeleri olmak üzere büyük açlık ve kıtlıklarla karşılaşılacağı gibi gıda pazarındaki fiyatlar ondan sonra çok yükselecektir ve bu işin tarafları olan Rusya'nın, Ukrayna'nın, Batı'nın ve 3. dünya taraflarının sabrı ve tahammülü yoktur. Dolayısıyla ben bu açılan tahıl koridorunun faaliyetinin fonksiyonunu en azından bu kışı rahat geçirecek şekilde dünya, çünkü bunun dünyaya da izahı yok. Yani hem fiyat bağlamında hem de bu ürünlerin dünya pazarına sunulması ile ilgili bir bahanesi olamadığı için devam edeceğini değerlendiriyorum ve deminki konuyla bağlayacak olursak bu devam eden gıda güvenliği ile ilgili başlatılan mutabakatın esir değişimi, nükleer ondan sonra hususlarda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, sivillere olan tahribatın azaltılması, kısmi insani, humaniter ateşkes anlaşmalarıyla devam edeceğini ve barışa giden yola katkı sağlayacağını değerlendiriyorum. Bu bağlamda tabii ki Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin dünya diplomasi tarihi açısından ondan sonra gösterdiği rolle tarihi bir kayıt altına alınmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Son bir ayda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iki kere İstanbul'a gelmek ve bu konularla ilgilenmek ve bunun merkezinin de İstanbul olması da Türk diplomasisi ve siyasi şeyi açısından çok önem arz etmektedir. Yücel Bey, sonuncu sualımızı cevablandırmağınızı xahiş eləyərdik. Taxılın və buğdanın qiymətində dünya bazarında bir endirim gözləyə bilərikmi yaxın vaxtlarda? Çünki buğdada təxminən 7-8 faizli bir qiymət azalmasının şahid olduq ki, qiymətlər azalıb. Şimdi Rahman Bey, biliyorsunuz ekonomi arz və tələb üzərində durur. Piyasaya mal arz edilirse, sunulursa kıymetler o kadar ne yapar? Düşer. Şimdi 1 Ağustos'ta bu tahıl koridoru faaliyeti başladı. Sırf Ukrayna'nın yaklaşık 25 milyon ton, Rusya'nın da 25 milyon ton civarında olduğunu düşündüğümüz zaman bu yaklaşık 50 milyon ton tahıl ürünlerinin dünya pazarına sunulması şu an kısmi ve sanal olarak şişmiş olan bu tahıl ve gıda fiyatlarının düşmesine sebebiyet verecek. Bugün itibariyle 1 Ağustos'tan itibaren biraz önce sizin verdiğiniz rakamlar seviyesinde bir düşüş meydana geldi. Bu arz arttığı takdirde 51 gemi 500 gemiye ulaştığı zaman, yani sırf Ukrayna'daki 3 limandan değil Rusya pazarından da gemiler dünyaya sunulduğu takdirde ben %30-40 oranında bir fiyatlarda düşüş meydana geleceğini, çünkü arz çoğalıyor, ürüne ulaşım kolaylaşıyor ve bunun da özellikle 3. dünya ülkeleri bağlamında ve buna ihtiyacı olan bütün dünya global pazarında büyük indirimlere ve kolaylıklara nailiyet göstereceğini değerlendiriyorum.